İyi geceler sevgili seyirciler. Bugün mecliste Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın tam 60'ı aşkın maddeden oluşan bir kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmeye başlandı. Bu maddelerden biri çok dikkat çekici. İnternet yayınlarına ağır yaptırımlardan bahsediyor. Yayınların yayılması, yapılması 4 saat içinde engellenebilecek ve özel hayatın, özgürlüklerin korunması başlığı altında doğrudan erişim engellenebilecek. Peki bu bir sansür mü yoksa özgürlük mü? Acaba penguenler yakında internete mi iniyor? Son dönemde geleneksel medyadan ayrılan ve ayrılmak zorunda bırakılan pek çok değerli meslektaşımız gazeteci internette kendi bağımsız ve özgür medyasını yarattı. Onlar bu yasa için ne söylüyorlar? Vagus TV'nin kurucusu gazeteci Serdar Akınan bu gece konuğumuz olacak. Ve İstanbul Barosu'ndan da bir konuğumuz var. Bilişim Hukuku Sansüre Karşı Ortak Platform üyesi avukat Serhat Koç. Aynı gün Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan yapılan bir tavsiye daha dikkatimizi çekti. Diyor ki evli çiftlere tek düzeliği bırakın, birlikte haz alın önerisi yapılıyor. İki önemli haberin yan yana gelmesi bence manidardı. Ben bundan şu sonucu çıkardım. Twitter'dan çık, eşinin koynuna gir. Acaba bu mu denmek istiyor? Biz bu tavsiyeyi dikkate aldık ve evlilik terapisti Ebru Üzümcü'yü bu gece davet ettik. Çok renkli bir gece masası olacak. Ve gece masamız başlıyor. Sevgili seyirciler, eğlenceli bir konu konuşacağız dedik. Bugün değerli meslektaşım Serdar Akınan konuğum. Hoş geldin Serdar. Hoş bulduk efendim. Ve Serhat Koç, hoş geldiniz. Teşekkürler. Şimdi bugünkü yasa tasarısından haberiniz var mı? Daha doğrusu uzun zamandır konuşuluyordu ama öncelikle ben şunu merak ediyorum. Bu yasa tasarısıyla beraber hayatımıza ne değişecek? Birincisi gazeteciler için, yani sosyal medyayı seçen gazeteciler için. Ya açıkçası bu bence beklenen bir şeydi. Özellikle bu 17 Aralık sürecinden sonra şaşırtmadı. Ama bir yandan da teknik boyutunu çok iyi bilmemekle beraber, çok hakim olduğum bir konu değil. Ama özellikle bu hatırlarsan Tekel, Uludere, Roboski süreçlerinden sonra ben özellikle sosyal medyada ana akım medyanın göstermediği birçok şeyi haberleştirirken, Twitter üzerinden verirken, Gezi sürecinde de böyle oldu. İktidarların sosyal medya üzerinden bir baskı yaratıp belli bir takım filtrasyonlarla bu kadar da hakim olamayacağı en azından kabaca da olsa bilgisindeyim. Bu girişimin tabii ki bir takım engeller yaratacağı gözüküyor. Ama tamamen interneti kapatmak mümkün olmadığı müddetçe ki bence bu imkansız Türkiye gibi bir ülke için. Ancak bu iktidarın zaten berbat olan siciline bir eksinin daha konmasına öte gidecek bir hamle olmadığı inancındayım. Hamle olduğu inancındayım. Başka bir şey değil benim gördüğüm kadarıyla. Öncelikle o zaman biraz geleneksel medyayı konuşalım. Biraz da sosyal medya. Sosyal medya geleneksel medyanın çok önüne geçti. Çok daha fazla takipçisi var. Özellikle genç kuşak arasında. Türkiye'de genç bir ülke. Şimdi zaten grafiklerimizde de göreceksiniz. Çok enteresan grafikler çıkardık. Nasıl tahtını salladı geleneksel medyanın, sosyal medya? Çünkü Türkiye'de özellikle 90'lı yıllardan sonra medya sermayesinin yapısı biliyorsun süratli bir şekilde değişmeye başladı. Ve Türkiye'de bunu rahmetli Uğur Mumcuyuk aslında işaret fişeğini atmıştı. Ticaret, medya ve siyaset ilişkisi, sermaye ilişkisi maalesef son derece sağlıksız bir yapıda gelişti. Bu bir anomaliydi. Bu anomali özellikle AK Partili yıllarla beraber son 10 yılda AK Parti'nin kendi alanını, tahkimat alanını güçlendirmek için attığı her adımla farkındaysanız yavaş yavaş o medyaları ele geçirdi. Bir takım cezalarla, Doğan Grubu üzerine kurduğu cezalarla veya medya sermayesi dışında bir takım alanlarda iş yapan medya patronlarının diğer alanlarını her an adeta fişini çeker gibi geçen örneğini gördük işte bu Bugün grubuna, Koza grubunun bir anda altın madeninin lisanslarını iptal etti ve adamların tabiri caizse iflahını kesti. Bunu Aydın Doğan'a denediler, Aydın Doğan direndi. İşte Kara Ömet Medya'nın dışında, Doğuş grubunun hali ortada, Ciner'in madenleri ortada. Dolayısıyla genel olarak büyük medya üzerinde bu ilişki biçiminden ötürü birileri zenginleşti ama medyanın hali maalesef bu hale geldi. Şimdi bir karşılaştırma yaptık. Gördüğün gibi mesela Posta en çok satan, Serhat Bey size bakın, gazeteyken Twitter takipçisi en az gazete sosyal medyada. Yani böyle bir sosyal medya takipçisi profili
değişti klasik medyadan, değil mi? Kesinlikle öyle. Ama yani şunu da görmek gerekiyor. Bir, Türkiye'deki hani genç nüfus, bu nüfusun içerik tüketme alışkanlıkları, internet bağlantı hızlarının artmış olması, internet penetrasyonunun bu kadar büyümüş olması, yanılmıyorsam siz daha bilirsiniz, Facebook'ta toplam nüfusun dünyanın belki en büyük birkaç nüfusundan biri olması, Facebook nüfusu olarak. Twitter kullanımındaki rakamlar, insanların internet üzerinde geçirdiği hem yaş grubuna baktığım vakit hem sürelere baktığım vakit, süreler, yani o içeriklerin tüketilmesiyle ilgili ciddi anlamda bir devrim yaşandı aslında, üstü örtülü biçimde. Gezi süreci bence burada çok tayin edici oldu. Yani nasıl Arap Baharı'nda o diktatoryal yapıların sarsılması sosyal medya üzerinden oldu, Türkiye'de de insanlar aslında bir nebze o penguen süreciyle hepimizin bildiği, hepimizin şahit olduğu trajikomik o fotoğrafla bir şekilde biz bu süreçlere eklemlendik. Ve ben bunun bu yasaklarla, şu az önce konuşa geldiğimiz ve konuşacağımız yasaklarla önüne geçilemeyeceği inancındayım. Engelleneceği ama tamamen kesilemeyeceği inancındayım. Önüne geçilebilir mi diye soralım hemen Serhat Koç'a. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Siz bayağı bir savaş veriyorsunuz bununla ilgili. Evet. Olarak, hatta beni tanıtırken İstanbul Barosu'nda. Aslında İstanbul Barosu'nun bu konuda herhangi bir görülmüş savaşı yok. Yani sansüre karşı durmuşluğu yok. Ama İstanbul Barosu Bilişim Hukuku Merkezi'nin tabii ki çok ciddi çalışmaları var. Merkezi kuranların ve bugün devam ettirenlerin. Ben de içindeyim. Sansüre karşı ortak platform dediniz. O da zamanında büyük internetime dokunma yürüyüşü zamanında kurulmuş bir bu tür işlerle uğraşan insanların birlikte kurduğu bir topluluktu. Daha sonrasında Korsan Parti'yi Türkiye'de harekete geçirdik ve Korsan Parti üzerinden bunu devam ettirmeye çalıştık ve şu anda da öyle sürdürüyoruz. Hani buna ilk tepki veren de Korsan Parti oldu Türkiye'de. O da enteresandır. Çünkü daha anti-hiyerarşik bir yapı, daha dağınık bir yapı. Çünkü en çok bizi vuruyordu. Bizim söylediğimiz şey buydu. Yani ifade özgürlüğünü savunan ve hani internette herkesin her şeye sınırsız bir şekilde ulaşması gerektiğini iddia eden bir topluluk olduğumuz için ve hiçbir şekilde üye vesaire olmayan, tamamen internette var olan bir topluluk olduğumuz için bizim için önemliydi ve aramızdaki hukukçular bir araya gelerek bütün bir pazar gününü bir bildiri yazmakla uğraştık. Hatta bu akşam da tekrarlandı. Sebebi de iki tane kanun tasarısı karşı karşıya kalmış olmamız. İki tane. Evet. Bir daha görüşülmedi. Biri şu an komisyonda. Evet, yani şöyle geçti, söyleyeyim. Bugün geçti. Evet, şöyle söyleyeyim. İki tane, bir tane büyük bir problemimiz var. O da şu. Türkiye'de kanunlar onları ilgilendiren insanlara sorulmaksızın yapılıyor. Sürekli bu şekilde yapılıyor ve genellikle de kanunlar yapılırken eğer sorulmuşsa STK'lardan, akademisyenlerden veya uzmanlardan görüş alınmışsa da komisyonda son anda değiştirilerek veya mecliste son anda eller kalkarken aralara madde serpiştirilerek geçiyor. Bizim görüşümüz alınmadı mı? İnternet Geliştirme Kurulu diye bir kurul var Türkiye'de. Evet. Ve 5651 sayılı kanun 2007 yılından çıktıktan sonra adı değiştirilerek İnternet Geliştirme Kurulu oldu. Geliştirme kelimesini eklediler. Kurulun kendi 5651 değişiklik taslağı vardı zaten sitesinde. O taslak üzerine de kamuoyundan görüş istedi çok demokratik bir şekilde. Kamuoyundan pek çok insan görüş verdi. Ben de bir yüksek lisans tezi yazdım. Bütün görüşleri eleştirdim. Şu anda karşı karşıya bulunduğumuz iki tane tasarı diyebileceğimiz metin de orada sunulan şeylerden ve İnternet Gelişme Kurulu'nun kendi taslağından çok çok farklı noktalarda sansürü çok ciddi yüksek, çıtayı, sansür çıtasını çok yükseltmiş durumdalar. Şimdi nedir? Hemen söyleyeyim. Lütfen hani bizim gibi ortalama sosyal medya kullanıcıları. Engelleyebilecekler mi, engelleyemeyecekler mi? Evet. En önemli şeylerden bir tanesi şu mesela. Yani daha başlangıcında ikisinde de var. Şimdi iki tane söylüyorum, onu da açıklayayım. İlki internette düşen bu Zeynep Karahan Uslu'nun taslağıydı. Sonra şu anda bir torba kanun var. İçinde Türkiye'nin en önemli meselelerini düzenleyen kanunlarla ilgili bir sürü değişiklik olan ve bizim için tabii ki en önemlisi internet kanunu dediğimiz 5651'i değiştiren maddelerin olduğu, Necdet Ünüvar ve birkaç milletvekilinin daha imzası olan bir torba kanun var. İkisini biraz karşılaştırarak söylemek lazım ama ikisinde de olan bir şey var. O da IP temelli erişim engelleme dediğimiz ve URL bazlı erişim engelleme dediğimiz. Ne demek bunlar? IP tavanlı demek, örneğin şöyle bir şey yaşanmıştı. Serdar, sorun olursa lütfen sen tamam. Sorabilirsin. Ya şöyle bir şey yaşanmıştı. Mesela Google'ın Blogspot servisi Türkiye'de hatırlıyorsam Digiturk tarafından futbol maçı yayınları nedeniyle erişime engellenmişti. Ve daha sonrasında Blogspot kapatıldığı zannedilerek aslında Google'ın o hizmet için kullandığı IP numarası kapatıldığı için diğer
aynı IP'yi kullanan diğer Google servislerine Türkiye'de uzun sürelerle erişilememişti. İnsanlar Google Maps'i açamamıştı. Peki bir dakika sorayım. Mesela bu tür içerikler engellendiği anda insanlar DNS'leri değiştiriyorlar. DNS'i değiştirerek ne biliyor? Mesela bu en çok başvurulan yöntem. Şimdi onu da söyleyeyim. Aynen. Şeyi de söyleyeyim. URL engelleme ne demek? URL engelleme de çokça yine bizim gibi akademisyenler ve uygulamacılar eleştirmişti. Pire için yorgan yakmak, yani bir tane içerik için bütün bir site kapatılması söz konusuydu ve bu hukuka uygun değildi. Anayasal ilkelere aykırıydı. Orantılılık, ölçüllük dediğimiz ilkelere. Yani bir profilin yazdığı veya bir profildeki işte telifi ihlal eden bir şarkı için Last.fm, MySpace kapatıldı Türkiye'de. İşte YouTube birkaç tane Atatürk videosu için kapatıldı. Hani milyarda birini oluşturan bir şey. Şimdi URL engellemede bütün bir site kapatılmıyor. İşte atıyorum youtube.com/sahatkoç varsa benim profilim o kapatılabiliyor veya yani bir video kapatılabiliyor tek başına. Mesela bir örnek vereyim. Bugün sitede Binali Yıldırım'ın bacanağı gözaltına alındı mı alınmadı mı sorusunu sordum. Evet. Siteye erişim var ama o habere kimse giremiyor. Aynen, doğru mu? Bu nasıl başarılıyorlar? İşte artık bu yapılabilecek. Işte. Artık bunu yapılabilecek. Evet. Eskiden bu kanunda yoktu. Buna URL diyoruz. Yani uzun alan adının tamamen engellenebilmesi. Normalde bu dediğiniz şeyin çıkartılması için eğer bir hak ihlali ise aslında kanunda bunun yeri var. 9. madde diyor ki hak ihlali edildiğini düşünen insan başvurur, içerik sağlayacak. Sıkıntısı var orada. 4 saatlik. Şu andakini söylüyorum. Hayır, o yenisini söylemiyorum. Bu yayınların yayılması 4 saat engellenecek. Hayır. O şöyle konudan konuya atlıyoruz. Olsun. O erişim sağlayıcıları birliği diye inanılmaz bir şey kurdular. Erişim sağlayıcıları birliğine bu tür erişim engelleme kararları tebliğ edildiğinde o kararın gereğini 4 saat içinde yapması gerekiyor. O zaman erişim sağlayıcı birliği mi üye olmak durumunda kalacak? İnternet siteleri değil. Onların ne olduğu belli olmayan 2 tane tanımları var. Evet. İnternet erişim hizmeti sağlayıcılar ve internet servis hizmeti sağlayıcılar galiba. Öyle 2 tane tanım koymuşlar. İkisi de Türk mevzuatında olmayan şeyler. Ben bir şey merak ettim Serhat Bey. Lafınızı böldüm ama. Orada demin bahsettim ya hani DNS'leri değiştirerek. Ona geleceğim zaten. Onu merak ediyorum aynen. Ben. Yani aynen. Beni URL bazda engelledi bir haberimi. Aynen. DNS'i değiştiren biri girebiliyor mu giremiyor mu? Hemen söyleyeyim. URL bazlı engellediğinde de normalde aslında o içeriğin çıkarılması ihtimali var. Ben özellikle onun üzerine durmak istiyorum. Yani hani site kapatmaktan veya URL kapatmaktansa aslında yöntem olarak içerik çıkartma talebi verilebiliyor ve içerik çıkartma yani o içeriğin çıkartılması sağlanabiliyor. Geçiyorum. Sizin sorduğunuz soru. 2 taslakta da var. Erişim sağlayıcıların erişim engelleme yöntemlerinin alternatif çözümleri konusunda tedbir geliştirme zorunluluğu getirmişler. Yani erişim sağlayıcı dediğimiz bu arada nedir? İşte TTNet vesaire gibi internet omurgasından bize internet verenler. Normalde bunu aslında Türk Telekom yapıyor. Onlar TTNet vesaire Türk Telekom'dan alıp satıyorlar. İşte Doğan Online Smart. Dolayısıyla bunlar topu onlara atıyor. Onlara atmış. Diyor ki siz diyor aslında bu ilk güvenli internet filtre kararlarında da vardı. Sonra yürüyüş yapıldı İstiklal'de Türkiye'de. Evet. Belki de yarısının ilk kez sokağa çıktığı insanlardan oluşan bir yürüyüştü. Çok çok önemliydi ve o insanların neredeyse %100'ü Gezi'deydi. O yürüyüşten sonra o güvenli internet kurallarındaki o kısmı değiştirdiler. Tamam. O zaman mesela şimdi tekrar getirdiler. Anladım ama diyelim ki ben TTNet'ten alıyorum hizmetimi. Hı. Eğer ben VPN kullanırsam. VPN apayrı bir konu. Heh. Onu da bize yabancılar çok soruyor. Hani Korsan Parti olduğu için yurt dışındaki Korsan Parti ve Korsan Parti yürüten insanlar VPN çok soruyor. Ama bir aç istiyorsan. VPN... Evet çok iyi oldu. Şimdi o kadar siz teknik oldu ki biz şimdi. Biz arada böyle şeyler söyleyince sorun. Şimdi şöyle yapalım sorun. İstiyorsanız. Önce bir haberimiz var. Tamam. Onu izleyelim. Çünkü bu sosyal medyanın gücünü bazılarımız biliyor mu? Bazılarımız bilmiyor. Mesela yaşlılar bilmiyor bunu. Gezi olaylarıyla birlikte sosyal medya takipçisi inanılmaz arttı. 2-3'e katladı. Önce izleyelim haberimizi. Daha sonra daha kolay konuşacağız bu internete erişim yasaklarını sevgili seyirciler. Önce haberimizi izliyoruz ve sizden soru bekliyoruz. Karakter çok şey değiştirir. Çok şeyin bilgisini verir. Nasıl mı? Mayıs ayının son günlerine gidelim. Bir park, ağaçlar ve iş makineleri. Peki ya o kadar insan? Nasıl oldu da oradaydı? Nasıl toplandı? Nasıl organize oldu? Nasıl bir araya geldi? Şu anda tabii bir Twitter denilen bir bela var. Başbakan bela olarak niteledi ama acaba öyle mi gerçekten? Haber alamadığımız, haber alma hakkından mahrum kaldığımız bir dönemde ya ne olacaktı?
sosyal medya. Bela olarak nitelendirilen bu mecra şimdi tüm dünyada insanların en büyük favorisi. Ruh hallerini paylaşmakla başlayan bu sosyal çılgınlık ardından toplanma yerlerinden, müdahale bölgelerinden haberdar etti herkesi. Paylaşımlar bazen cezayı da beraberinde getirdi. Artık kimyasal silahlar değil, hackerlar korkutuyor. Onların kılıçları ya da silahları yok. Sadece klavyeleri var. Ve elbette zekaları. Gezi sosyal medya kullanımını ikiye katladı. Evet. Bu tabii. Neden korkutmasın? Hatta Gezi sürecinde Gezi Parkı'nda bizzat olanlardan biri olarak söyleyebilirim ki internet çalışmıyordu. Çoğu kişiden duymuşsunuzdur internetin bloklandığı, bazı 3G şebekelerin çalışmadığı, jammerlar vesaire. Evet, peki sosyal medya, işte Twitter, Facebook bundan nasıl etkilenir? Ne aşamada şu şöyle an? Söyleyeyim. Yani örneğin URL dedik ya, adres bazlı erişim engelleme. Adres bazlı erişim engelleme. Şimdi olayı biraz daha şeye taşıyayım. Hani biraz daha kanunda yazmayan ama bizim gördüğümüz 56-51 ilk çıktığında da gördüğümüzü söylediğimiz, kimseye inanmadan sonra olanlar gibi yine bir şeyler söyleyeceğim. Erişim Sağlayıcılar Birliği diye bir şeyden bahsediliyor. Ona zorunlu üye olmasından bahsediyor erişim sağlayıcıların. Evet. Üye olmayanlara cezalar söylüyor. Ve bu erişim sağlayıcı birliğinden çok şey bekliyor bakanlık. Ben her türlü tedbiri almanı bekliyorum diyor bu sansüre karşı gelenler hakkında. Senden istediğim her türlü bilgiyi bana vermeni istiyorum diyor. Sana erişim sağlayıcılar birliğine bir erişim engelleme gönderdiğimde 4 saat içinde bunun gereğini yapacaksın, kapatacaksın diyor. Çünkü Türkiye'de çok fazla, 90 kadar tane erişim sağlayıcı var şu anda. Hepsine tek tek tebligat gönderiliyor. Tek bir tane merkez yapıyor. Hepsi senkron oluyor. Aynı anda sansür giriyor. Yani şu anda çünkü bilinmeyen şeylerden veya üniversitelerin kendi kullandığı servis sağlayıcılarda oldu mu, bazı üniversitelerde giriliyor. İşte bir GSM operatöründe girilemiyor falan filan. Sansürü aynı anda hızlı bir şekilde sokmaya şu anda dert edilmiş. Bu erişim sağlayıcı birliğine büyük ihtimalle o internet hizmet sağlayıcı dediği şey Türk mevzuatında hiçbir yerde tanımlı değil. O büyük ihtimalle Facebook, Google, Twitter gibi aslında özgürlük timsali gibi adlandırılan ama birer ticari şirketten farkı olmayan, pek çok kere tezlerde konu edilmiş olan küresel şirketler olacak onların üyeleri. Önce Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Google arasında bir vergi problemi yaşandı ve vergi probleminin sonucu Türkiye'de hep olduğu gibi bambaşka bir sonuçla Google'ın YouTube hizmetinin Türkiye'de 2 yıl boyunca Atatürk nedeniyle kapatılması sonucunu verdi. Ve sonra bir Ali Cengiz oyunuyla Almanya'dan Atatürk'ün işte İstiklal Marşı'nın telif hakkının alınmasıyla Türkiye'de YouTube açıldı. İnanılmaz bir süreçtir. Tavsiye ederim YouTube nasıl açıldı diye araştırılsın, bakılsın. Dolayısıyla artık devlet bunu görmek istemiyor. Yani kalkıp yok Google kapatıldı, Last.fm yani büyük siteler, Twitter'ı devlet kapattı gibi bir haber görmek istemiyor. Artık anlaştılar. Yani büyük küresel firmalarla devlet anlaşmış durumda. Devlet sorun gördüğü profilleri artık URL bazlı, adres bazlı filtreleme ile istediği zaman kapattırabilecek. Bu bütün dünyada böyle mi? Yoksa hayır, bizim değil. Gibi gelişmekte olan toplumlarda mı böyle? Ama bir dakika, burada sen topu şimdi büyük şirketler attın. Mesela merakımdan soruyorum. Kanunda çok şey var, sipariş madde var. Değişik insanların söyleyeceğim ama siparişleri şimdi, olan maddeler var. Şimdi mesela şu gün Türkiye'de yaşanan temel tartışma tam da bu değil mi? Yani mesela HSK ile ilgili bu kararı alacaklar. Hı. Ve o anayasa sürecinden sonra oldukları, yani Avrupa normlarına getirdikleri hukukumuzu şimdi aynı şekilde filmi başa sarıyorlar kendi işlerine gelmediği için. Hı. Ve eski haline getiriyorlar. Hı. Bu belki bizim için tamam, zaten bir sorunumuz var bizim bu iktidarla. Nedir? İşte özgürlüklerimizi kısıtlıyor. Hı. Onu yapıyor, bunu yapıyor. Ve fakat başka bir şey daha var ki çok önemli olduğunu düşünüyorum. O da şu: bu adamlar bir şekilde Türkiye'yi belli bir lige getirdik diyorlar ama sen küresel ligde oynuyorsun ve Türkiye'yi belli bir ekonomik olarak belli bir seviyeye getirdiğin iddiasındasın. Yani bana vaat etmediğin o hukuki normlar aynı şekilde buradaki yabancı yatırımcıya ve işte dediğin gibi küresel şirketlere de. Yani sen şimdi bugün kalkıp Google'a, işte Facebook'a veya Twitter'a kardeşim sen benim dediğimi yapacaksın yoksa dediğin anda bu geri teper diye düşünüyorum. İşte anlaşma, yani menfaatlerin ortak bir yerde buluşması söz konusu. Sonuçta onlar da sizin söylediğiniz gibi Türkiye'de çok fazla sosyal medya kullanıcısı var. Bu sosyal medya sitesi dediğimiz Facebook ve Twitter hiçbir şekilde, düşünün, reklam vermeden
dünyada en çok adını duyuran, hatta bazı ülkelerde bunların isimlerinin televizyon programlarında anılması bile yasaklandı reklam olduğu için. Öyle bir şekilde girdi ki hayatımıza, bunlar yokken sanki eksikmişiz gibi hissediyoruz. Yani Facebook ve Twitter bütün devlet bakanlıklarının, bütün bakanların kendi sitelerinde her zaman olan şeyler. Sanki bunlar iki kolumuz bizim sanki. Biz de kullanıyoruz bu arada hani. Ama böyle bir algı var ve dolayısıyla bunlar kapatılırsa Türkiye'de özgürlük biter gibi bir düşünce var. Öyle bir şey yok. Yani Korsan Parti ve pek çok grup dünyada diğer Facebook gibi, Twitter gibi, Twitter'a çok söylemeyeyim de Facebook gibi diyelim, sansür uygulayan aslında. Aynen, ötekilerin postası tarzı gibi bravo. Sayfaları defalarca ötekilerin, kapatan siteler dışında anonim sosyal medya sayfaları var. İndiğim gibi, İndika gibi, işte Diaspora gibi kullanılabilecek yerler var. O orası öyle. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Hep sıkıntı çekilen bir şey vardı, hapis cezası. Hı-hı. Bakın iyi bir şey olarak bir isterdim ki şu tasarılara imza atmış bir insan da olsun. Hani karşılıklı bu maddeyi niye koydunuz diye soralım, söylesin, biz de soralım. Şimdi hapis cezasını kaldırdılar örneğin. Tek başına gelmek programın çok süresi çok uzun olduğu için insanlar sıkılır diye bir başka gün bunu zevkle yaparız. Hı-hı. Bir başka yerde. Hani iyi bir şey. Demokratik bir yapı. Evet. Evet. Onun açısından. Aynen. Tek başlarına olmak istiyorlar. Ben kimseye çıkmak istemiyorlar. Hani burada olsalar söylerlerdi. Teklif etti kendilerine ama olmadı. Süper. Hapis cezasını kaldırıp yerine para cezası getirdiler bu erişim sağlayıcılar, yer sağlayıcılar konusunda. Orada da işte çünkü işte bu bahsettiğim firmalar hapis cezası, yani yöneticiler para, için para hapis cezası. Para cezaları ne kadar? Para cezası önemli değil. Çünkü değil onların bir onlar bütçeleri var. Bu tür firmaların, küresel ölçekteki firmaların işte reklam cezaları için, bu tür cezalar için, idari para cezaları için bütçeleri vardır. Hı. Ve zaten hareketlerini ona göre yaparlar. O sorun değil. Yöneticilerinin, bir kaosa yol açmaz mı? Çok zor bir şey değil mi bunu yapmak yani? Yani yöneticilerinin hapis cezası alması bu şirketlerin bir ülkeye yatırım yapıp yapmaması için en önemli şeydir. Hı. İtalya'da normalde bir internet kanunu olmamasına rağmen, çoğu ülkede yoktur bu arada. İnternet kanunu diye bir şey olmaz aslında. Olmasına rağmen YouTube'da spastik bir çocuğun İtalya'daki videosunun yayınlanması ve geç kaldırılması nedeniyle İtalya'daki YouTube yöneticileri yargılandı ve ceza aldılar. Sonra olay çözüldü İtalya'da. Dolayısıyla bundan çok rahatsızlar. O normal İtalyan ceza kanununa göre olmuştu. O kaldırıldı. Şimdi en azından gelip buraya hani yatırım yapabilirler, açabilirler vesaire tarzında bir düşünce doğabilir. Ben peki, buna da inanmıyorum tabii ki. Yurttaş gazetecinin önünü kapatır mı bu durum? Ben inanmıyorum. Böyle bir şey mümkün olduğu inancı değilim. Yani bir kere şunu düşünmek gerekiyor. Hakikaten yani interneti kapatması lazım. Siz şimdi bu hale gelmiş, e-devlet dediğin uygulamaları hayata geçirmiş, yani en temel ticaret ana damarları bile internet üzerinden yürüyen bir ülkede sen böyle bir şey yapabilir misin? Mümkün mü? Yani beni oradan kapatsa, onu demin o soruyu sordum Serhat Bey. Yani VPN dediğimiz şey, yani VPN meselesi var. Yani teknik olarak ben bunun, hani şu var. Çin on binlerce insanı istihdam ediyor bu tür sansürleri uygulamak için. Çin'in bütün ticareti internet üzerinden dönüyor ama bir yandan da biliyorsun sansürle başa çıkmaya çalışıyor. On binlerce insan bunlara tek tek bu atışları yapmaya çalışıyor. Bakın başka bir şey tartışmak gerekiyor. Bir adım geri çıkalım. Hakikaten bunlar son çırpınışlar. Yani eceli gelen köpek cami duvarına işermiş derler ya. Yani bugün çok temel sorular soruluyor bu iktidara. Evet. Yani o kadar kenara çıkmışlar. Ama bizim konumuz bu değil. Biliyorum, ona girmek değil derdim ama şunu söylemeye çalışıyorum. Nereden geldi bu yasaklar? Tabii ki. İşte gördük sosyal medyanın gücünü gördük. Görelim dünyada ne yapmış peki Twitter, Facebook, sosyal medya dünyada ne yapmış? Özellikle 2013'te inanılmaz bir gücü oldu. Özellikle bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde sevgili seyirciler. Şimdi bu haberimizi izleyelim. Lütfen sorularınızı bekliyoruz. Eleştirilerinizi de bekliyoruz. 17 Aralık aslında sadece 2013'ün olayı değil. Bu yıl bu tarih itibariyle biraz kafaları karıştırdı. Ama 17 Aralık aslında dünya için, özellikle de Orta Doğu için önemli bir tarih. O gün bir adam tezgahı elinden alınınca kendini yaktı ve ertesi gün, yani 18 Aralık günü, insanlar sokaklara döküldü. Bastırılmaya çalışılan bir halk hareketi büyüdü, büyüdü, büyüdü. Peki nasıl? Nasıl oldu da insanlar meydanlarda buluşmaya başladı? Bu kez farklı olan neydi? Bu kez işin içine şeytan icadı bir şey karışmıştı. Onun adı internet.
Sosyal medya üzerinden insanlar bir araya geldi ve buluşma yerini belirledi. Orada buluştular ve seslerini yükselttiler. Her şeyin arkasında Amerika değil artık internet vardı. Yöneticiler için ürkütücü bir manzara, öyle değil mi? Engel olamadığımız bir mecra yavaş yavaş halkın arasında geziniyor, onları bir araya getiriyor. Sansür, evet. Yasaklama, kesinlikle. Halkın rahatça kral çıplak diyebileceği mecra olan sanal alem şimşekleri üzerine toplamaya devam ediyor. Çıt çıt çıt. Çıt çıt çıt. Evet, ama bu kez çedene değil, Twitter. Çıt 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 çedere değil. Evet sevgili seyirciler, teknik oldu anlatım dediler. Yani, çok haklılar, ben hiç onu anlayamadım. Tamam. Şimdi kullanıcılar açısındaki evet. etkisi ne olabilir, onu soralım size. Yani şu VPN dediğimiz şeyin ne olduğunu söyleyelim. VPN dedik, Virtual Private Network. Yani aslında sizin Türkiye'de değil de dünyanın başka bir yerindeymiş gibi internete çıkmanızı sağlayan bir araç. Ama sonuçta Türkiye'desiniz. Yani Titinet'ten veya başka bir yerden o hizmeti alıyorsunuz. Her ne kadar ücretsiz veya ücretli VPN'ler var, kullansanız da kendinizi Kanada'da, Rusya'da girmek istediğiniz sitenin bulunduğu ülkede gösterip, mesela bazı siteler sadece bazı ülkelerde çalışırlar. Bir dizi seyretmek istiyorsunuzdur, bir yayına ulaşmak istiyorsunuzdur. Orada olmanız gerekiyordur mesela Amerikan kütüphaneleri için falan filan. Bunun için kullanabilirsiniz VPN'i. Dolayısıyla bunun da şöyle bir zararı var. Türk halkı dediğiniz gibi DNS değiştirme dediğimiz, yani sitelere giremiyoruz. Bugün hepimiz DNS'lerimizi değiştirdik. İnternette en çok aranan bulunan sansür aşma yöntemi. Hemen DNS'lerimizi Open DNS veya Google yapıyoruz. Numaralar, DNS numaraları. Herkes biliyor artık, bu teknik değil Türkiye'de. Sansür olan ülkelerde çok bilinen bir şey. Biliniyor, evet. Gez olayları sırasında çok biliniyor. Aynen. Güzel. Yani çünkü mesela bize diyorlar ki şu sitede kapanmış diyorlar. Hani avukat olarak, korsan parti olarak veya normal bir insan arkadaşlarımız. Aa, bilmiyorum diyorum, çünkü yani hiç görmüyorum ben erişime engelli siteleri gerçekten. Çoğu zaman da bizim kullandığımız Tor diye bir programı kullanıyoruz. Herkese tavsiye ederim Tor. Bunun sayesinde biz gerçekten hiçbir sansürü görmüyoruz. Ama insanlar sansürle karşılaşmak için DNS kullanıyorlardı. Şimdi DNS kullanma ihtimalleri çok düşük seviyede. VPN'e geçme ihtimalleri var. Paralı veya parasız. Parası olan paralı VPN alacak. Parasız VPN'lerin çoğunda da, paralılarda da olmasına rağmen, ciddi miktarda anonimite sorunu var ve kişisel veri ifşası sorunu var. Yani sizin bilgisayarınızın o anda hangi bilgisayarlara bağlı olduğunu bilmediğiniz bir şekilde, tünel sitelerini hatırlarsınız. Türk halkı DNS'den önce tünel siteleriyle sansürü açtı. K-Tünel, V-Tünel. Onları da kapattılar, hatırlarsınız. Ama Türk halkında bu zeka var değil mi? Evet. Her türlü sansürü yani aşacak bir zeka var mı? Şimdi belki bunun nasıl şeyi çıkacak. Nasıl görüyorsunuz internet kullanıcılarını? Büyük ihtimalle VPN'in pazarı açılacak şimdi. Kesinlikle. Türkiye'de evet. VPN'ler Serdar, başlayacak. Evet, Serdar nasıl görüyorsun? Sen özellikle onlardan bir tanesi. Vallahi ben söylüyorum. Ben mesela bir şey itiraf edeyim. Ben evet. Hakikaten bundan birkaç yıl önce DNS nasıl değiştirilir öğrendim. Abi bizim IT'ci çocuklar vardı. Evet. İşte abi işte oradan seçeneklere giriyoruz. Seçeneklerden işte ileri seçenekler bilmem ne değiştir. Yani gezi sürecinde ben mesela şunu aramak durumunda kaldım. Aa, VPN diye bir şey varmış. Ayda 10 dolar 20 dolar neyse bir şey veriyorsun. Ve VPN üzerinden hani öğrenmek zorunda kalıyorsun. Zorunda bunun Türklükle, Amerikalılıkla falan ilgisi yok. Evet. Yani Mozambik'te de olsan, senin üzerine böyle bir antidemokratik bir yapı varsa, evet. Elinde de böyle bir imkan varsa zorlarsın. Ama yani ben seni dört duvar arasında kapatsam, bir yerden bir duvar yıkıp bir parça ışık almaya çalışmaz mısın? Alışmışsın o havayı, görmüşsün, tatmışsın. Engellemeye kalkıyor şimdi seni bu hükümet. Ya nereden nereye geldik, ne konuşuyoruz Allah aşkına yani ya? Tam da şunu söyleyeyim. Birçok insan yazdı. Sedat söyledi. Ben de tezde Sedat Kapanoğlu'na atıf yapmıştım. Evet. Erişim engelleme yöntemleri var diye ve ileride de yeni erişim engelleme yöntemlerine yeni çözümler bulacağız diye sansürle mücadeleyi bırakmamamız lazım. Çünkü sansür temel meseledir. Yani biz nasıl olsa aşıyoruz. Biz tekniğiz, biliyoruz. İnsanlara da öğretiriz. İnsanlar da ya biz çözeriz mantığıyla sansürlesin, aman sorun değil mantığını hiçbir zaman yapmamamız lazım. Çünkü o gün o yazmıştı. Ben de tezde de daha ayrıntılı yazmıştım. Birçok yerde geçiyor. Bu sonunda o erişim engeli aşma yöntemini dahi kullanmanın suç olma ihtimalini getirecek. Bir gün bir kanun tasarısı gelecek. VPN kullanmak yasak olacak. VPN kullanmak suç olacak. Abi ceza gerektirecek. Ya böyle bir şey erişim var mı? Dünyada böyle bir şey var yok mı? Nerede ki. Var ne, mesela? Çin'de var mı? Nerede var? Arkadaşlar. Erişimi engelleme kararı verilen yayınlarla ilgili olarak hakikaten alternatif erişim yollarını engelleyici tedbirleri almakla sorumlu tutmuş erişim sağlayıcı. Titinet bakacak. Allah diyecek. Serhat Koç
erişim engellenmiş bir siteye alternatif erişim yolları, ne oldu belli değil işte, tamam. VPN, tamam. Alternatif erişim yollarıyla tamam. girmeye çalışıyor. Tamam. Bunu engelleyeceksin, engellemezsen sorumluluğun var, cezan var diyor. Gelir mi gerçekten böyle bir şey? Yani bu tasarı, ya uğraş diyor bu tasarı sana. Çıkacak. Çıkacak yani, mı? Bu tasarı çıkacak, çıkacak kesin çıkacak. Ama diyorum ki ben sana ne yaparsa yap. İnsanlar, insanlar ne sokağa mı döküyor? Biz biraz ne zaman olur duyumu sizce? Aldık. Öngörünüz ne? Bir de neden adınız Korsan Parti? Şimdi ona da girelim isterseniz. Girelim çünkü ne bileyim böyle bir hani avukat. Gayet efendi, baroda, korsan adı. Şimdi pek çok izleyicimize çok... Yeni duyanlar bu evet. ihtimalle. Türkiye'de neden korsan diye soruyorlar. Hemen söyleyeyim. Korsan mısınız diyorlar mesela. Evet. Korsan mısınız? Evet. evet. Korsan Parti çok kısa geçin. Korsan hemen Parti anlatın. İsveç'te kuruldu. İsveç dünyanın diğer ülkelerine göre daha özgür telif yasaları olan bir ülkeydi. Sansür olmayan bir ülkeydi. The Pirate Bay diye torrent sitesi İsveç'teydi, sunucuları, insanların dizileri vesaire filmleri indirdiği site. Bunun Hollywood lobisi İsveç'e gelip davalar açıp The Pirate Bay sunucularını bastığında, o insanları yargılamaya başladığında halk sokağa döküldü. O sırada İsveç hükümeti bütün bunları Piracy Bureau, İsveççesi var, korsanlık bürosuyla yapıyordu. Pardon, anti-piracy büro, yani korsanlığa karşı büro. Bugün Türkiye'de de Kültür Sanat Bakanlığı'nın Telif Genel Müdürlüğü'nün altında tamam. korsana karşı kampanya vardır. Aynı onun gibi bir şey, anti-piracy büro. Sokağa döküldü İsveç'te insanlar ve The Pirate Bay'in bir hak olduğunu, torrent indirmenin bir hak olduğunu söylediler ve anti-piracy büro kurduysanız biz de piracy büro kuruyoruz. Biz de korsanız o zaman yani dediler. Tersten baktılar evet. olaya. Şimdi diyor ki hani çapulcu kelimesi gibi. Sen bize çapulcu dersen biz de everyday I'm chapuling deriz yani gibi. Ve oradan da bir korsan parti kuruldu. Bugün dünyaya da yayıldı. Korsan Parti sansüre karşı çıkan, kişisel verilerin korunması, kişisel verilerin korunması gerektiğini söyleyen. Kaç ülkede var? Bütün ülkelerde var hemen hemen. Yani ama kurulu olduğu ülke, yani resmi olarak kurulu olduğu ülke çok az. 20'lerdeydi, takip edemiyorum. Bir de Pirate Parties International diye hepsinin üye olduğu bir dernek var. Türkiye'de Korsan Parti'de resmi olarak kurulu olmamasına rağmen ona üye. Her ülkenin kendi yapısına göre Korsan Parti evrilebiliyor. Evet. Örneğin Tunus'taki, Tunus'un Arap Baharı'ndan vesaire. Sosyal medya kullanımı, daha özgürlüğün anlaşılması, eğitim verilmesi, bilişim eğitim verilmesi gibi şeylerle çalışırken işte İsveç'teki telifle uğraşıyor. Türkiye'deki sansürle uğraşıyor. Amerika'daki resmi parti olmuş, Almanya'daki çoktan resmi parti olmuş, kaçıncı seçimine giriyor, arada iyi şeyler almış, oylar almış. Hatta işte İzlanda'da belediye başkanı var. İsveç'te Avrupa Parlamentosu'na iki tane... Herkes açık mı bu? Tabii ki. Yani Avrupa Parlamentosu'na iki tane parlamenter göndermiş, çok iyi işler yapan insanlar var. Türkiye'de büyük ihtimalle hiçbir zaman parti olmayacak şu seçim yasasıyla. Çünkü Türkiye'de parti kurmak kolay. 30 kişi düzeye imza atıyorsunuz, kuruyorsunuz. 70 küsür tane parti var Türkiye'de. Ne işe yarıyorlar belli değil zaten. Zaten parti olmuyor. Dolayısıyla parti kurmak müthiş anlamsız bir şey şu anda Türkiye'de. Evet. Ama İsveç'ten gelen insanlarla, Almanya'daki insanlarla konuştuğumuzda orada parti demek denen şeyin ne kadar değerli bir şey olduğunu anlıyoruz. Çünkü adamlar mahalle için bile çalışıyorlar. Yani o kadar alt düzeyde çalışan, o kadar hani korsan kelimesi ne kadar garip geliyor dediniz ya. Tabii hayır, bana Almanya değil. Ile Türkiye İzleyiciler çok farklılar sordum. Eminim. Evet. Biz de eleştiriliyoruz zaten. İsveç mantığını Türkiye'ye getirmeye çalışıyorsunuz. Bunun 200 şey yolu var falan evet. şeklinde. Doğru aslında. Nasıl gidiyor senin siten internette? Habercilik yapıyorsun ve canlı yayın değil mi? Canlı yayın yapamıyoruz artık maalesef. Çünkü reklam alamıyoruz tabii ki. Zorlanıyoruz. Ama memnunum. Niye memnunum? Bir şeyin tadını çıkartıyoruz. Yani bir haber patladığında kimi zaman işte bunu birkaç saniye içinde herhangi bir yere sormadan sadece vicdanlarımızla baş başa kalıp yayınlamak kadar yani bunu, bu duygu sen de çok iyi biliyorsun. Muazzam bir duygu yani. Tabii ama gördüğün bir haber yani sonuçta tabii, görmediğin yani, bir haberi mesela, teyit etmek zorundasın. Tabii, ya da ne olursa olsun yani. Aynen, habercilerin aslında haber sitesi yapması çok daha anlamlı bir tabii, şey. Tabii tam onu söylemeye çalışıyorum. Yani gidiyorsun mesela daha geçen gün ne bileyim işte önümde oldu bitti bu Bünyamin Aygül'le ilgili yürüyüş var Taksim'de. Biz oradayız gazetecilerle. Yani şu cep telefonu kaldırıyorsun. Çat çekiyorsun. Basıyorsun. Birkaç saniye sonra 200 bin kişiye ulaşıyor. Birkaç saniye sonra onu önümde oluyor işte. Çevik Kuvvet yolu kesti. Yürüyüşümüze izin vermiyor. Oradayım ve gözümün önünde oluyor. Bunun onlarca örneği oldu son birkaç yıl içinde. Dolayısıyla bunu bir de böyle bir ciddi bir markalaşma sürecinde olan bir portal üzerine yapınca yani evet Türkiye'deki maalesef bir yandan da çok manipülatif siteler de oluyor. Bu da çok olabiliyor tabii bir ki şey. Ama bu bence doğası gereği. Yani insanlar bunu nasıl eleyecekler?
Bence orada sorumluluk tüketiciye, yani tüketiciye insanlara evet. düşüyor. Yani bu Twitter'la ilgili olan bir şey gibi. Yani Twitter'da da sen bir sürü şey duyuyorsun. Orada yani benim vardığım kanaat şu en sonunda. Nihayetinde karşı tarafa sorumluluğu yüklemektense sen o haberi aldığın, takip ettiğin kişi dışında ya hakikaten acaba böyle mi deyip sormak. En basit örneği işte bu mesela Zekeriya Öz'le ilgili. Yok Dubai'ye gitti mi? O kadar şey çıktı mı? Adam dedi ki yalanlayacağım. Bugün çıktı ki 4000 küsur dolar harcamışım. Yani tabii ki o salınım içinde yani artık eskisi gibi araştırmacı, gazetecilik falan filan nerede, yok ki öyle bir şey. Önümüze geliyor haberler. Önümüze geliyor yani. Dolayısıyla bekleyip görmen gerekiyor veya hakikaten evet. gidip uğraşıp alman gerekiyor. Alman gerekiyor. Yani gezi sürecinde böyle oldu. Gidiyorsun, o gazı yiyorsun, oradasın. Tabii, tabii. Yani ben buradaydım diyorsun. Bence en kıymetli olan da bu zaten. Orada olmak. Orası her neresiyse. Evet, ama baktığımız zaman da o kadar çok haber var ki haberin değeri bir anda arttı ama aynı zamanda da çok fazla haber olduğu için her yani insanlar çok fazla haberli, haşır neşirler evet ama hı hı. bir yandan da biz habercilerin yaptığı özel haberlerin değeri. Ya ben şöyle okuyorum mesela Tülhan, artık öyle değişti ki haber zaten seni otobüste, işte her evde, yatağında, ediliyor. Sabah kalktığında da bir SMS geliyor. Ne oldu bilmem ne oldu. Hı hı. Haber seni buluyor artık. Bence önemli olan artık şu. Bir, o haberin ne anlama geldiği. Yani bir, doğru mu değil mi? İki, hakikaten bu öyleyse şayet artık o kadar kafalar karışık ki mesela ben bunu bizim Magus'ta şunu görüyorum. Haberi vermekten daha önemlisi o haberin ne anlama geldiğini. İnsanlar onu soruyorlar sana. Bayağı bunu söylüyorsun. Yorum da. Yorum yapmak önemli yani. Yani bunu ne anlama geldiğini atmak. O da biraz senin mesleki birikimin, vizyonun, işte tabii. okudukların, yazdıkların, temaslı olduğun insanlar. Hakikaten en çok ihtiyaç duyulan artık bu. Çünkü mesela bence bu internette de böyle olmaya başladı. Ki bence gelecek biraz da böyle şekillenecek. Yani Google'a giriyorsun, Hazreti Google'a yazıyorsun bir şeyi. Yani tırt diye anında haber geliyor. Artık onun gelme süratinden çok, eskiden biliyorsun bekliyorduk, şimdi çok daha süratli bir şekilde geliyor. Bence gelme süratinden daha önemlisi onun sana ne anlama geldiğini anlatacak şeylerin öne çıkması. O semantik aramalar, bu tür şeyler çok daha önem kazanacak. Bizim mesleğimizi de şekillendirecek olan daha uzmanlaşmış, belli konularda uzmanlaşmış gazetecilerin, araştırıcıların ön plana çıkması. Yoksa bir haberi alıp vermek değil işte, o copy paste dediğimiz şey tabii, çok önemli değil. Hakikaten onu herkes her şekilde oluyor. Belki otomatize olacak o. Mesele bence bu değil zaten. Yani işte Suriye ile ilgili haber alıyorsun. Yani sen girebiliyor musun? Orada o insanlara dokunabiliyor musun? Tabii. Gerisi bence palavra. Evet, doğru. Peki insanlar ne yapsınlar şu aşamadan sonra? Yani eğer kanun çıkarsa bu şekilde, ki torba kanununda aslında çok çok önemli diğer kanunlar var. Biz internet kanunundan bahsediyoruz. Aynen. Söylemediğim bir maddeyi söyleyeyim, onu da söyleyeyim, cevap vereyim. Böyle bir şey yazabileceklerini hiç düşünmezdim. O ilk tasarıda yoktu. Bu torba kanundaki maddelerde var. Özel hayatın gizliliğinin veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin, bu tamamen hukuk tekniğinden yoksun bir madde. Özel hayatın gizliliğinin veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerine bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde, yani herhalde demek istiyor. Gecikmesine sakınca bulunan hallerde doğrudan başkan, yani telekomünikasyon iletişim başkanı veya başkanlığın ilişkili olduğu bakan. Değiştirebiliriz bakanlığı diye bakanlık demişler. Direkt Ulaştırma Denizcilik Haberleşme demişler. Bakanın emri üzerine. Emri yazıyor. Kanunda emri evet. yazıyor. Hı. Emri üzerine erişim engellenmesi başkan tarafından yapılır. Yani bunun Türkçesine bakanın canı estiğinde gecikmesine sakınca bulunan hal diyecek, ki bu bir ceza muhakemesi kanunu terimidir aslında ve buna savcı karar verir. Bu teknik hukuki bir terimdir. Bakanın böyle bir şeyle işi olmaz. Tamamen gerçekten yani tırnak içinde. Yani burada yürütme yargıya mı karışıyor? Evet, tamamen teknik bir şeyi böyle saçma bir maddeyle yazmışlar. Şu an yaşadığımız ne ki zaten yani arkadaşlar? Yani bunun kanunlu evet. kılıfını bulmuşlar. Evet, yani... yani bakan diyecek ki arkadaşlar gecikmesine sakınca bulunan hal var. Kanunda yetkim var. Emir veriyorum. Lütfen başkan bu siteyi kapatalım. Bu kanun bunu yazmış. Şu anda evet. Türkiye'de İnanılmaz tek bir kişi bir şey. Bu siteyi kapatın ve diyecek. Ve şu anda bu, ve bunu tartışan tek tamam program diyecek. Biziz evet. bugün. Yani. Ve bunun ne kadar değerli bir şey olduğunu anlayamıyor insanlar. Evet. Çünkü torba kanunundaki o kadar değerli kanunları bile tartışmak için internete ihtiyacınız var. Evet. İnsanlara bir şey söylemek Bence bakın için. Daha vahim olan bir muhtevası, ama daha önemli söylediğin şey şu. Hatırlıyor musunuz? Operasyonlarla ilgili olarak Hı-hı. savcıların üstündeki amirlere bilgi vermesi Hı-hı. gerekir diye bir madde çıkardılar Hı-hı. ve Anayasa evet. Mahkemesi bunu iptal etti. Hı-hı. Danıştay bunu iptal etti. Kolluk yasasını. Kolluk yasasını. Hı-hı.
Ya bu da bunun anayasası olsa ya bu da iptal edecek bir şey. Her şeyin bir yani, zaten şöyle yine kendi şeylerinden söyleyeyim. Şu andaki mevzuatta Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın çocukların cinsel istismar ve müstehcenlik konularında bizzat erişim engelleme hakkı var zaten. Bunun anayasaya aykırı olduğunu söylüyoruz biz. Pek çok tezde, akademik kitapta vesaire yazıyor. Neden? Çünkü insan haklarına, temel insan hak ve hürriyetlerine dokunmak kanunla olur ve yargı kararıyla olur. Yargılama yapmayan bir idari kurumun insan hakkı içine soktuğumuz o internette ifade özgürlüğü, eğitim hakkı, bütün hakları içinde barındıran şeyi zaten şu andaki mevzuatta bir idari kurum bunu yapabiliyordu. Şimdi tek bir kişi yapabilecek. Bakan veya başkan. Tek bir kişiye yetkilerek şu erişim sağlayacak sağlayıcılar birliğini kim denetleyecek peki? İşte bilmiyorum kim denetleyecek. Normalde şu anda İsveç'te olsaydık böyle kanun olmazdı da. Fas krallığı falan gibi geliyor bana. Evet, ya biz Fas krallığında olmayabilir ya. Biz biraz uçuyoruz gerçekten. Fas krallık değil de yani böyle bir şey olmayabilir. Yani İsveç'te olsa erişim sağlayıcılar şu anda yine erişim sağlayıcı ayaklanmış. Bir şeyler yapmış, bir bildiri yayınlamış ya da işte durumda olmalılar. Yani veya kullanıcılar bazı tweetler gelir. Haberleri şey diyorlar, yok. İçeriği işte biz haberler. Haberleri var aslında onu söyleyeyim. Peki nedir? İçeriği bazı insanlar şey diyor ya içeriği devlet belirleyecekse o zaman internetin de parasını devlet versin. Bundan sonra erişim sağlayıcıların internetine para yok. Biz öyle bir indirim falan yapılmış ama yok mu? Faturaları var öyle ödemiyoruz. Bir şey. Ya bir kere internet sivil hak değil midir ya? Sivil. Evet. Hak. Onu da söyleyeyim yani... Konukların isimlerini söz aldıklarını kısaca ekrana getirir misiniz lütfen deniyor. Hemen hatta grafikleri bir kez daha koyalım lütfen. Kimdir? Serhat Koç. Korsan Partisi'nin sözcüsü müsünüz? Yok hayır. Evet. Yani Korsan Parti sözcü denilebilir. Herkes sözcü sonuçta Korsan Parti'de. Anti-hiyerarşik bir yapı olduğu için sonuçta hani hiçbir şekilde öyle bir demokrasi kaygısı olmayan her korsanın diyenin istediği şey korsan adına yapabileceği çünkü ortada bir manifesto var sonuçta. Hı hı. Onun çerçevesinde her şeyi yapabilirsin yani sansüre kalmayın. Legaldeki retek falan. Serdar Akinan son derece değerli meslektaşım. Evet, yıllardan beri cesaretine hayranım. Uludere'de ilk giden gazeteci sendin değil mi? Orada ilk yani yerel muhabirler vardı ama İstanbul'un atlayıp giden bendim. Dayanamayıp gittim. Hı hı. Bu halini görünce. Ne diyorsun şimdi bütün bu alınan kararlarla ilgili? Yani ben bunu sadece internete bağlamıyorum Tülay Hanım. Bak çok önemli bir şey var. Bunlar, yani bunlar derken kimi kastettiğim malum. Ortada bir paralel yapı diyorlar ya. Ortada cemaatle bir çatışmaları var. Ve cemaat bir operasyona başladı. Evet. Operasyon 17 Aralık'ta ne oldu? Uzunca bir süreden beri emniyette ve savcılar içindeki bir yapı olabilir. Ama bunların hırsızlıklarını belgeledi. Buna ilişkin şu anda bir sürü işte bakanımız ya bakanlar kurulundaki bir bakan çıktı dedi ki hatırlıyor musun? Ortada bir suç varsa altında başbakanın imzası var dedi. Yani operasyonların arkasının geleceğini görerek ne yaptılar? Bir düşünelim. Yüzlerce polisin yeri değişti. Yüzlerce hala değişiyor. Hala şu saat itibarıyla binlerce neyse insanın yeri değişiyor. Doğru mu? Bugün sabah operasyon yapılıyor. O polisler görevden alınıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na giriyor. Maliye'ye giriyor. Oraya giriyor. Buraya giriyor. Karşıda yani devlete karşı devlet içindeki bir yapıya karşı ama adeta şu ortamdaki rutubet gibi. İşte paralel devlet dedi ya ama Sayın Başbakanımız. Gibi, bulamıyor da. Operasyon karşı operasyon. Operasyon karşı şimdi, operasyon. Şimdi ama bak bir söyleyeceğim. Bütün bu sürecin en önemli ayağı ne? Medya. Yani gazeteleri kontrol altına alırsın bilmem ne arasın ama en büyük korkuları baş belası diyor ya. Baş sosyal medya. Dolayısıyla sosyal internet ve sosyal medya. Bu yasaklarda ben bunu görüyorum. Yani bakanın yetkisiyle tip başkanının ötesine geçip yani ötesine de geçmesi mantıksız hayır, zaten. O da aynı zaten. Aynı zaten. Ya bunu kapatacaksın dediği anda kapatması. Evet. Anlatabiliyor muyum? Vahim olan bu. Hakikaten vahim olan yani bu. Yani bunu buna bağlamak. Bloklar dediniz, yurttaş gazetecilik dediniz. Yeni bir gezi olduğunda sonuçta Naber Medya gibi bir sokaktan yayın yapan birisi ya da olayları eleştiren bir blogger bunu yazmaya başladığında anında bakan bile canı istediğinde bunun kapatılmasını isteyecek ve Erişim Sağlayıcılar Birliği bunu anında yerine getirmek zorunda kalacak. Eyvah ciddi çok vahim. Vallahi insanlar bunu anlamıyor yani hani insanlar bunu anlamıyor demiyor şu anda, insanlar anlıyor hayır aslında. Yani anlatmaya çalışıyoruz çok önemli bir şey hani biz böyle inanamıyoruz böyle her sabah kalktığımızda yeni bir tasarıyla uyanıyoruz böyle. Biz sizi bir kez daha davet edelim bir kez daha bu işi siz zaten takip ediyorsunuz insanın anlayacağı dilde
daha böyle basit basit anlatırsanız gelecek hafta sizi tekrar davet etmek isteriz. Tabii ki. Çok teşekkür ederiz. Sekreter, kısa bir reklamımız var. Biraz aynı karşınızda olacağız. Gece masamız aynı süratle devam ediyor sevgili seyirciler. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı biz taktık söyleyeyim. Yapılan bir tavsiye var. Çok hoşumuza gitti ama onu söyleyelim. Dikkatimizi epey bir çekti. Evli çiftlere aman tek düzeliği bırakın, birlikte haz almaya bakın önerisi yapıldı. Bu da manidardı. Çünkü biraz önce bir internet yasağı durumu söz konusuydu. Bu acaba Twitter'dan çık, eşinin koynuna gir anlamına mı geliyor? Bu tavsiyeyi dikkate aldık ve evlilik terapisti Ebru Üzümcü'yü davet ettik. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Çok teşekkürler. Ne diyorsunuz bu tavsiyeye? Çok hoş. Çok bence. Hoş değil mi? Çünkü o kadar hasret kaldık ki iyi bir şeyi duymaya ya da akla yatkın. Aynen. Yani bir kötü bir iyi. Öyle olsa ben çok mutlu olurum bu ülkenin vatandaşı olarak. Yani 100 kötüye bir iyi olunca bunun değeri daha da büyük oluyor bana göre. Bu tabii hoş bir şey bence bu söylenen. Yani sohbetinizi bu kadar başka şeylere feda etmeyin. Bu her ne olursa olsun ki son zamanlarda evet internet, işte Facebook, o sosyal ağlar meselesi. Bu sosyal ağlar ilişkileri öldürüyor mu, güçlendiriyor mu? Güçlendirmiyor, orası bir gerçek. Güçlendirmiyor. Ama güçlendirmiyor. Bir fakat Facebook'tan buluyormuş, profiline bakıyormuş. Ha, bu bir ilişkiyi güçlendirmek değil ama bu ilişkiyi kurmak ya da işte kolaylaştırmak gibi bir şey belki. Hayır, ilişkiyi kolaylaştırmıyor fakat güçleştiriyor da diyemeyiz. Çünkü hani doğrudan çok Facebook'ta takılan veya sosyal ağları çok kullanan kişinin ilişkisi kötüdür diye bir mana ya zıplayamayız, atlayamayız. O biraz kişilerin bunu hayatlarında nereye yerleştirdiklerine, bununla nasıl bir ilişki geliştirmiş olduklarına bağlı. Aynen. Aslında deminden beri konuştuğunuz şeyler, şimdi Serdar Bey'e de diyordum. Kurban Süley'i like ettim hayatım diyorum ya. Ya dağılmışım değil mi? Aslında hepsi birbiriyle çok alakalı. Çünkü bakın, yani buradaki sıkıntı şu. Ya bu senin için kötü, bak bu kadar bunda zaman geçirme gibi bir anlamla yaklaştığımız zaman orada sıkıntı var. Benim için neyin iyi neyin kötü olduğuna karar verme. Beni bilgilendir. Mesela bu güzel, birbirinize zaman geçirin. Ne diyor? İşte hazzı arttırmanın yollarına bakın diyor. Cinselliğinizi besleyin diyor. Önem verin cinsel yaşantınıza diyor. Bunlar kesinlikle çok hoş şeyler. Ama şunu dediği zaman sıkıntı var. Haftada 5 kere sevişeceksiniz. 3 tane çocuk yapacaksınız. Şimdi bu gibi direktifler veya bu gibi neyi nasıl yapman gerektiğiyle ilgili söylemler, bunlar hem insan zekasını biraz küçülten hem de hak ihlali aslında diyebileceğimiz bir meseleye temas ediyor. Sıkıntı orada. Şimdi aslında söylenen doğru bir şey. Yani birbirinize çok fazla zaman geçirin. İşte tek düzelikten çıksın ilişki vesaire. Çünkü çok fazla çift boşanıyor. Biz baktık, biraz araştırdık. Çok ciddi rakamlar çıktı ortaya. Evet. İzleyelim isterseniz. Tabii. Ciddi rakamlar yani. Evet sevgili seyirciler, yeni bir karar daha. Boşanacak olan çiftler bir psikoloğa gidecekler. Aile mahkemesinin tayin ettiği. 4 kez psikologla konuşacaklar. 90 dakika. Daha sonra bu psikolog karar verecek. Bu bir kere davaların uzamasına sebep olmaz mı? Bu yeni bir uygulama değil. Yeni bir düzenleme var olan uygulamayla ilgili. Kararı verecek olan da psikolog değil. Ya da ben bir konuda güncellenmemiş olabilirim şu noktada. Fakat kendi bildiğimi söyleyeyim. Bu iyi bir şey. Bu örneği birçok başka ülkede de olan, gelişmiş ülkelerde de uygulanan bir yöntem. Aslında konunun uzmanı birisiyle, ben hep bakın şöyle anlatırım. Bir makine mühendisinin önüne bir makineyi koyun. Daha önce o makineyi hiç görmemiş de olsa biraz söküp baktığı zaman o mekanizmayı iyi kötü anlar. İnsan davranışı da benzer bir şeydir. Bundan çok büyük bir farkı yoktur. İnsanlar belli sebeplerle belli davranışlara yönelirler. Dolayısıyla boşanma davranışına yönelmiş iki kişinin ilişkileriyle ilgili olarak bir ilişki terapistinin önüne gelmeleri ve bununla ilgili biraz hani evirip çevirmeleri bu konuyu bir orası. Bir, iyi bir şey. Bu kötü bir şey değil. Çünkü aslına bakarsanız mesela benim kendi çalışmamda boşanmayı düşünen birçok çift gelir, danışır. Artık hani son çare falan diye gelirler. Ve bazıları hiç hesapta olmayan şekilde çok farklı bir bakış açısı geliştirirler. Yeni beceriler kazanırlar. Ve aslında iyi ki de boşanmamışız
dedikleri de olur. Yüzde kaçtır bu oran? Şimdi o tamamen sallamak olur çünkü. Ben bir şey merak ettim. Aha. Türkiye'deki yani toplam demografiye baktığınızda yani atıyorum yani yanlış örnek veriyorum da yani Kayseri'de, Mardin'de, Van'da, işte Tekirdağ'da falan bu ihtiyacı karşılayacak düzeyde bu konuda uzman psikolog var mı? Çok güzel. Hayır yok. Şöyle ki ben bu alanda uzmanlaşacağım zaman, o zaman burada öyle bir imkan da yoktu. Benim çok sevgili hocam Doğan Cüceloğlu beni Amerika'ya yolladı bu konuda eğitim almam için. Aile ve evlilik terapileri konusunda. Sizin uzmanlığınızda kaç kişi var mesela? Uzmanlaştım. Şimdi daha çok çünkü hem üniversitelerde bu bölüm açıldı, hem belli akredisyonlar alıp eğitim vermeye başlayan kurumlar oldu. Ama fakat şimdi, tabii nüfusu oranlarsa katiyetle yeterli değil. Hayır. Yani bunun nasıl olacak teknik olarak uygulanması mümkün değil diyebilir miyiz? Bulundurulması gerekiyor. Teknik olarak kaliteli bir şekilde uygulanması mümkün değil elbette. Formalite icabı olabilir belki. Evet. Devlet hastanelerini yönlendirir, bilmem neye yönlendirir. Muhtemelen. İlk öyle, başta biraz kör topal başlayacaktır. Fakat umut edelim ki bu alandaki çalışmalar hızlansın. Bu da davanın uzamasına yol açmaz mı? Davanın uzamasına tabii ki yol açar. Bununla beraber bu çok ciddi bir yan etki midir diye düşünüyorum. Bir de yani bence bir sürü çünkü adam hani çok zor zaten psikoloğa gitmekten çekinen insanlar var şimdi. Orada peki şey, zorlayıcı bir madde var mı? Var tabii. Zorlayıcı yani. Mı? Evet. Zorunlu hale getirecek. Yani. Evet. Polis zoruyla getirecek, psikologla görüşecek adam yani. Bilmiyorum hani onlar polis zoruyla mı nasıl? Evet. Fakat evet bu mecbur koşulacak. Fakat dediğim gibi yani bu kötü bir şey değil. Çünkü nihayetinde yine de hala çiftler hayır kararlıyız. Dedikleri noktada yok kardeşim sen boşanamazsın deneceği bir durum mı konuşmuyoruz. Şu an itibariyle yarın konuşuyor olabiliriz. Yani devamlı bir şey açıklanıyor. Onu bilemeyeceğim. Fakat yani bu haliyle sıkıntılı bir durum yok. Sadece dediğiniz gibi yani hizmeti sağlayacak olan, götürecek olan uzman konusunda kesinlikle eksikler var. O da biz bu konuda çok yeni bir ülkeyiz. Evet. Benim merak ettiğim bir şey var. Bu son dönemde yaşadığımız bütün olaylar, işte bu Temmuz ayından beri, şey 17 Aralık'tan sonra gittikçe ekonominin dalgalanması, doların artması, euronun artması, ondan sonra belirsizlik, ülkeyle ilgili kaygılar, belirsizlik, bunun aileye yansıması, ilişkileri nasıl etkiliyor? Çok güzel. Şimdi bakın bu söylediğiniz şeyler stres faktörleridir. Bugün para olur, yarın sağlık olur, öbür gün orta yaş krizi olur, bir başka gün çocuğunuzun ergenliğe girişi olur. Bunlar zaten insan hayatında her zaman vardır. Yani kriz çıktı memlekette, üst stresim de çok arttı, artık sana tahammül edemiyorum gibi bir cümlenin çok bilimselliği yok aslına bakarsanız. O biraz bir bahane aranıyordur. Bu da gayet güzel bir şekilde üzerine gelmiştir diyebiliriz. Yani burada bireylerin kendi yaşamları ile ilgili öngörülebilir ve öngörülemez streslerin varlığı ile ilgili bir farkındalık içinde olmaları ve bu konuda da kendilerini yetiştirmeleri esası var. Bizim öğrenmekle ilgili çok ciddi bir sıkıntımız var toplumca. Yani o benim çok sık rastladığım bir şey. Öğrenmekten çok yargılıyoruz. Evet. Konuşuyoruz. Mesela şu şey aslında boşanma meselesi bile sanki boşanmanın kötü bir şey olduğu varsayımından hareketle yapılmış bu. Aslında değil mi? Biraz boşanma kötü bir şey değil mi? Kötü bir şey mi? Bilmiyorum size soruyorum. Uzman sizsiniz. Evet ama ben bütün boşanmalar üzerine bir uzmanlık geliştirmedim. Kişiye göre değişir, duruma göre değişir. Bazı durumlarda boşanma çok salık verilen ve olması her iki kişinin de yaşamında hatta o ailenin içindeki çocuklar için de olumlu olabilecek bir faktörken kimi ailelerde de bir felakettir, boşanılmamalıdır falan diye hani hissedersiniz. Dolayısıyla yani doğrudan boşanma kötü bir şeydir. Evlilik çok güzel. Böyle bir şey diyemeyiz. Çünkü neticede bunu yaşar hale getiren mekanizma insan. Bu insanlar buna ne kadar yatırım yapacaklar? Bu köy çok çirkin. Ama yatırım yaparsan çok güzel olabilir. Değil mi? Sosyal tesislerini yaparsan, parklarını yeşillendirirsen, insanların bir araya geleceği ortamları kurarsan. Aa burası orasım, iki sene evvel geldim. Evet ama herkes ötekinden bekliyor bunu. Yani beklenti usulü. Değil mi? Çünkü beklenti içinde. O ya kodlarımıza işlemiş vaziyette. Bakın bugün baştan beri konuştuğunuz şeyde de aslında devletin bir ana baba tavrı içinde bütün bunlara yaklaşmasıyla ilgili bir sıkıntı var. Onun altında yatan aslında temel inançta çocuğun aklı ermez böyle şeylere. Biz o kadar doğru bir yere bağladınız ki. Mesela ben Gezi sürecinde, Gezi Parkı'nda tam onu gördüm. Bu toplumun hani hastalıklı olduğunu düşündüğümüz birçok şeyinin aslında bir anlamıyla tedavisinin
tam da Gezi Parkı'nda yaşadığımız ötekine saygı üzerinde şekillendiğini evet. gördüm. Ve muazzam bir örnekti. Evet. Yani otoriter baba figürü senin oyun alanını değiştiriyor. Birileri kalkıyor. Düne kadar yabancısı olduğu, sevmediği, antikapitalist Müslümanı, komünisti, evet. anarşisti, işte lezbiyeni, osu busu yan yana durup aslında otoriter babaya karşı veyahut da anlaşamadığı kişiye karşı ötekine saygı duyarak bir arada yaşayabileceğini gösteriyor. Kurtarılacak çok şey var aslında bu toplumda. Kesinlikle muhteşemdi. Yani ben de oradaydım ve hani iyi ki de oradaymışım. Ölsem de gam yemem dediğim bir durumu hakikaten yaşadım. Ve bu olabiliyorsa, bir dakika, bu orada olabiliyorsa demek ki evde de olabilir. Evlerde yani olabilir. Birbirimizde evet daha iyi anlayabiliriz, dokunabiliriz. Şimdi evet. orada bu kuşak dayanışma içindeydi ama baktığımız zaman evlerde o kadar öyle değil. Yani genç evliliklerdeki boşanma oranı çok yüksek olduğunu görüyoruz. Bunu niye bağlıyorsunuz? Yani ham meyve yerseniz midenize dokunur. Güzelmiş. Yani evlilik müessese olarak yetişkinlerin o da sadece yaş olarak değil, kişilik olarak da yetişkinliğe nedir yetişkin yaşı evlilik için? Yani evlilik yaşı nedir yetişkinde? Tamam, şimdi bu da yine deminki soru gibi oldu. Çok kategorize eden değil ama yani bir ortalama. Kişinin ergenlikte de aynı şey değil mi? 12 yaşında çocuk da girebiliyor, 16 yaşında da girebiliyor. Normal, yani belli bir süreç. Ne diyebiliriz? Kişinin belki kendini bulmasıyla beraber. Bu kimisi için 19-20'dir, kimisi için 30'dur. Ama tabii hani biraz da gerçekçi olmak lazım. Böyle düşünecek olursak 20'li yaşların sonuna doğru hani biraz daha kişiliğin oturduğu, deneyimin arttığı, kişinin artık kendini tanıyıp ben ne istiyorum, ne benim için önemli, temel değerlerim neler diyebildiği, artı biraz da beceri geliştirdiği. Çünkü evlilik hani sadece aşk meşk falan konuşmuyoruz. Ciddi bir beceri göstermeniz gereken bir şey. Şimdi mutfağa bile girseniz yani bir yemek yaparken bir beceri olması lazım değil mi? Aynen. Hani altını çok açarsan dibi tutar. İşte önce onu koymazsan öteki pişer, öbürü ham falan. Dikkatli dinliyor sizi Serdar. Çünkü yeni evlendi. Geçen hafta alyansa çok yakışmış bu arada. Kısa bir reklam arasına gideceğiz. Birazdan Serdar'ın yeni evliliğini konuşacağız. Hayır. Evet. Sevgili seyirciler, en son nerede kalmıştık diye hemen hatırlayalım. Serdar Akinan evlendi. Yanlış hatırlıyorum. Hayır, konu niye bana geldi? Konu niye bana geldi? Çok normal bir şey. Şimdi. Yani, evet. Ama bir dakika. Yıllar sonra tekrar evlenme kararı alan bir adam var yanınızda. Bak şimdi. O benim çok eski arkadaşım. Çok iyi bir gazeteci. Ve çok zor aldı bu kararı. Ben de merak ediyorum. İnsan niye tekrar evlenme kararı alır? Ben de çok merak ediyorum. Evet, sana soralım, sonra Ebru Hanım'a soracağım. Kitabının yazarıyla bir haftalık evli bir adama. Evet, bir haftalık. Ne öneriyorsunuz bir kere? Oo, bir haftalık şahane. Evli. Ne kadar güzel mutluluklar diliyorum. Ya yani mesela ben şunu söyleyebilirim size. Demin sizin son söylediğiniz cümleden yola çıkarak hakikaten çok önemliydi o. Hayat aslında insana öğretiyor. Yani mesela o olgunlaşma yaşı nedir dedi ya Tugahan. Ben 21 yaşında ilk evlendim ve işte iki tane yani çocuğum oldu ve o süreç içinde. Hani, ancak şimdi olgunlaşabildi. Ancak şimdi. Ondan da pek emin değilim bu arada. Yani olgunlaşabildim mi? Ama erkekler hiç olgunlaşamıyor. Aynen. Ya çocuk kalıyorsun. Neyse yani. Ama mesleki olarak da hani o kadar çok riskli şeyler yapıyorsun, ben ne yapıyorsun falan filan. O hayat seni bir şekilde pişiriyor. Yani pişirmiyor mu bilmiyorum. Ben yani pişirdiği inancındayım. Ama tabii pişme kıvamları yemekte. Ama alyansı takmış, hemen alyansını gösteriyorsun kameraya. Hayır. Çok tebrik ediyoruz. Ben de yokum. Ben 17 yıllık evliyim ben. Levent Üzümcü'yle çok sevdiğimiz, takdir ettiğimiz ve burada görmeyi çok arzu ettim. Arkadaşımız. Evet. 17 senelik. Hiç kavga ettiğiniz olmadı mı? Olmaz olur mu? Olmaz hiç olur mu? Hiç böyle kırılma noktalarınız olmadı mı? Olmaz olur mu tabii yani. Boşanma aşamasına geldiği zamanlar oldu mu? Fakat yani bir sürü böyle programa katılıyorum. Genellikle şöyle şeyler söyleyen insanlar oluyor. İşte biz hiç kavga etmeyiz. Ve bana da danışmak için gelip ilk cümlesi bu olan. Ama işte, böyle poker face etmezdi. Yo, bazıları inanıyor da bazıları hakikaten hiç kavga etmeye de biliyor. Ve bu çok feci bir şey bana sorarsanız. Çünkü yaşamın içerisinde olan herhangi bir şeyi, yani organik çıkarttığınız zaman yerine hormonlu başka bir şey koymanız çok lazım. Doğru, ve bu çok ciddi bir sıkıntı. Yani insan dediğimiz varlık bizler
öfkeleniriz, korkuya kapılırız, arzularımız olur, hayal kırıklığı yaşarız, komplekslerimiz vardır. Hayır, bende yok, ben onları aştım filan demeye başladığınız noktada kendi insanlığınızdan uzaklaşmaya başlarsınız. Ve orada zaten sıkıntılar baş gösterir. Onun için eşinle, yani eşinizle iyi arkadaş olabilmek bence çok çok önemli. Temel şey nedir mesela? Sizin en temel bu ilişkiyi yürütmekte şeyiniz, yani sevgi, aşk falan diyorlar ya. Evet. Siz en temelinde korusunuz mu? Bileşkesi nedir onun? Sağlıklı ilişkinin. Aslında ben yoldaşlık diyeceğim ona. Yani yol arkadaşlığı gibi. Ve bir de cinsellik çok önemli bir konu bana sorarsanız. Çünkü çok iyi iki arkadaşla bir karı kocayı aslında ayırt eden şey nedir diye baktığınızda, yani çok iyi arkadaşınızla aynı yatağa girmezsiniz ama eşinizle aynı yatakta uyursunuz. Hani bir yastıkta kocayın lafı ne kadar güzel aslında, evet, bir temel. 17 yıl devam edebiliyor mu cinsellik? Ne güzel. Niye? İnsan var olduğu sürece. İşte deminki gibi bir insan işte 17 veya 20 yıl kızgın olabilir mi? Veya işte aşık olabilir mi? Veya aynı şeyden korkabilir mi? Elbette. Yani bunların hepsi insana dair konular çünkü. Bir de sahiplenmek meselesi var. Sahiplenirseniz herhangi bir şeyi, bu bir öğreti olabilir, bu cinsellik olabilir, bu birisi olabilir hayatınızdaki. Eğer onu sahiplenirseniz o zaman bir ömür boyu eskimez. Benim diyorsunuz yani, benim dersiniz. Şimdi benim demek ki tabii aidiyet duygusu çok önemli bir duygu. Biz birbirimize aitiz duygusu veya biz bu ilişkiye aitiz duygusu çok önemli. Ve o duygunun da sağlıklı bir şekilde kalabilmesi için bireyin de birey olabilmesi gerek. Yani bu bir denge çünkü. Bu yaşam terazisinde bence bu dengeyi tutturanlar bir ömür boyu gerçekten mutlu olabilirler. Bu bir şans ama. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Ben şans olduğunu hiç düşünmüyorum. Şans yardımcı faktör olabilir. Onu kabul ediyorum. Bir yardımcı tabii faktör olabilir. Fakat mutfak, ana bir faktör. Mutfak da önemli tabii. Mutfak da. Yüzünde gülücükler açıyor. Çok tebrik ediyoruz bir kere. Teşekkür ediyoruz efendim. Şunu da sormak istiyorum. Bu evliliğimde yapmayacağım şey, yani asla yapmam dediğin şey nedir? Hiç öyle geçmişten, bir şey yok, her şeyi yapabilirim. Hayır, geçmişten... Böyle, ne öğrendin diyorsun. Ne öğrendim, evet. Bilmem, onu yol gösterecek herhalde. Hakikaten bugün şunu yapmam, bunu yapmam. Öğretiyor insana. Ne, şu sorunun aslında diğer karşılığı şu. Hani ne hata ettin gibi. Hayata yani hatalar üzerinden bakmanın ben çok besleyici olduğunu düşünmüyorum. Ben hep ne öğrendim diye bakmaya çalışıyorum. Mutlaka bu evliliğimde, geçmiş evliliğimde yapmadığım şeyi yapacağım dedim. Bir şey. Daha anlayışlı olmak, daha emek vermek. Emek vermiyorsun. Vermek. Evet. Emek vermek, evet, gerekiyor. Yani daha falan çok yaparım falan filan. Yapmamak gerekiyor. Çok da yapıyorum bu arada ama yani gene de hakikaten olgunlaşmak, pişmek dediğim gibi bence doğrusu bu. Yani onun biraz daha böyle hani emek verilmesi gereken bir şey olması gerekiyor. Bir de o demin söylediğim şey, onu ben hakikaten Gezi bana her anlamda çok öğretici oldu. Hakikaten o bir öteki nihayetinde. Bak, öteki diyorum. Senin çocuğun da öteki. Tabii. Yani ötekiyle bir şekilde bir simbiyotik ilişkim var. Yani o bir ama arada. Öteki bizde o kadar olumsuz bir kavram. Hayır, değil olarak bence algılanmaya başlandı. Öteki ya ki, yani evrenle ilişkinde öteki ilişkisi. Yani git sufizme bak. Hı hı. Yani senin yani Hazreti İnsan dediğin, şimdi o konulara girmek istiyorum ama yani öteki. Girmeyelim zaten, son 3 dakika. Şu değil mi, bir ben vardır bende, benden içeri. Aynen. Aslında ben kendi içimde de ötekilerle tabii, sürekli öteki, olarak. Ama yani senin dışındaki her şey öteki ama bir yandan da sen onu içeriyorsun da bir anlamıyla. Bir yandan bir da yaş... onda olan kendini de görüyorsun. Kendini görüyorsun. Dolayısıyla bu bir şekilde bunun yani orkestrasyonu yaptıkça zaten sen bir şekilde sen haline geliyorsun. Onu zaten o ritmi yakaladığın anda biriyle, bu senin yakındaki dostun olabilir, illa eşin olması da yani gerekiyor. Tavsiye ediyor musun ikinci evliliği? Evet yani niye olmasın tabii ki. Son 3 dakika bir şey söylemezsem hani kitaplarını önerelim lütfen. Aile Bakanlığı'na kitap, evet, yani bu çok güzel önerilerin yanında lütfen Türkiye'de ensest ve çocuk gelinler konusunu da sürekli gündemde tutup bu konuda insanları bilinçlendirecek çalışmalar içinde olmalarını diliyorum buradan.
Evet, biz gelecek günlerde harika bir film var. Ben Altın Portakal'da izledim. Havam geldi. Muhteşem de bir oyuncusu var. Evet. 14 yaşında zannediyorum. Evet. Miray o kadar herkes güzel oynamış izlemeli. Ki izlemeliler. Herkes, evet. Hep böyle tüylerim diken diken oldu. Hmm. Ağladım ben filmde. Hangisinde? Halam geldi. Ve yakında halam geldi ne demek biliyor musun? Halam geldi. Evet, belli bir yörede, bu her yerde evet, değil ama genç kızlığa geçiş yaptığında, ilk regle olduğunda bunun kodu. Öyle mi? Halam geldi diye. Kadınların arasında. Çok güzel bir film. Orada çocuk gelin meselesine böyle öyle güzel değiniyorlar ki. Hı-hı. Gelecek hafta onlar konumuz olacak. Sizi de onlarla birlikte görmeyi çok arzu ederiz. Gelirseniz. Harika olur. Tabii. Burada tekrar bir davet olsun. Serdar, seni eşinle bekliyoruz. Olur vallahi seversin biliyorsunuz. Vallahi evet, şarap uzmanı değil mi? Ha, bir dakika, onu kullanıp şey yapabiliyor muyuz hani yayında? Tabii ki. Alkol. Yani burada şarap gece masasında renklendiren asıl faktörlerden biri budur. Asıl biliyorsun, aslında balerin, yani bale konuşabilirsiniz. Çünkü çok önemli, siz de eşinizden dolayı biliyorsunuz. Evet. Yani olağanüstü çok karizmatik bir insan. Hı-hı. Aşığım ona. Dolayısıyla o güzellikleri gelip burada sizlerle paylaşıyor. İtiraf yapıldı. İzliyor mu seni şu an? Ya uyumadıysam. Uyudun mu? Elçin uyudun mu? Elçin uyudun mu? Şu kameraya bir daha söyle Serdar. Bunu kaydetmek istiyoruz. Neyi? Size anı olarak vereceğiz. Aşığım sana. Aşığım sana. Bir dakika, ben de kocam aşığım. Evet. Neden kendini de izliyor mu? Ya ne kadar şanslısın. Peki. Şimdi güzel kitap mesela hemen göstermek istiyorum. Bir ilişki 50 günde nasıl kurtulur? Çok güzel bir kitap. Ebru Tuay Üzümcü. Tuay ne demek anlamına geliyor? Kızı Tuay. Bunu size tavsiye ediyoruz. Hatta buradan ilk gördüğüm tweet'e atıyorum. Çok güzel. Nurcan Yücelen demiş ki evlenmeden önce evlilik eğitimi yapılsa keşke. O bayanı çeyiz sandığını armağan edelim. O zaman size çeyiz sandığını verdik. Babaanneden torununa mutlu bir evlilik için öğütler. İnanılmaz. Ya ne kadar şanslı. Peki o zaman kime ne verelim? Hemen. Babam yüzünden izleyemiyorum sizi. 23.30 olduktan sonra babam uyusun istiyorum. Çünkü televizyon izlememe izin vermiyor demiş. Allah Allah, ne babalar var görüyor musunuz? Hmm. Peki Şengül, sana da bu kitap gitti. Çok teşekkür ediyoruz. Hı-hı. Bu arada in-out'larımız var. Onları göstermeden yayını bitirmeyelim. Şu in-out'larımız da hep birlikte izleyelim. Serdar Akın'dan yayınımıza geldi. Ona programımızı gösterelim. Gelecek hafta görüşmek üzere diyoruz. Ne gelecek haftası? Yarın da var. Ertesi gün de var. Ondan sonraki de var. Bu saatte insan biraz böyle oluyor. Yarın görüşmek üzere. Konuklarımıza çok güzel bir akşam geçirdik. Ve biz sohbetimize gece modusuna devam edeceğiz. Hoşçakalın.